yaşam şansı tanımazlar diye bir şey yok. Ne esnafı, ne müteahhiti, ne bir başkası. Kurallar neyse herkese eşit uygulanacak. Bunu herkes böyle bilsin. Tabii ki geçmiş dönemlerde yapılan bir takım hatalar, bir takım eksiklikler, bir takım kasıtlar, bir takım kusurlar var. Küçük hataları, kusurları görmeyiz. Ama kasıtları ve özellikle kamu kaynaklarının bir partinin yandaşlarına peşkeş çekilmesini, 150 bin liraya yapılacak için 350 bin liraya yapılmasını, bunların hiçbirini affetmeyiz. Sorumlusu kamu görevlisi ise kamu görevlisi, siyasetçi ise siyasetçi verecek. Ama onu asla ve asla, asla ve asla bir hesaplaşma, hesap görme şeklinde değil, kanun neyi gerektiriyorsa bilgileri, belgeleri savcılara teslim etme şeklinde objektif bir şekilde yapacağız. Onun dışında suçu olmayan, hatası, ufak tefek hataları olanları da affederiz. Ama bilerek, kasten suç işlemeyen kimseye bir şey yapmayız. Fark etmeden kendisine suç işletilenlerin durumunu hep birlikte değerlendireceğiz. Ama suçun, rüşvetin, kirliliğin parçası olan kimseyle yol yürümemiz mümkün değildir. Onlara hesaplarını verecekler. İçinde bulunduğumuz oda Türkiye'nin en çok konuşulan makam odalarından bir tanesi. Elbette zevkler, renkler tartışılmaz. Ama müsriflik, israf varsa biz ondan uzak dururuz. O noktada da devri sabık yaratma niyetinde değiliz. Ama yetimin hakkını yemiş olan varsa, Manisa'nın hakkını başkalarına peşkeş çekmiş olan varsa, o dönemler bitti. Şimdi onların hesabını verme dönemi başladı. Çünkü bu Manisa'da esnaf yokmuş gibi Türkiye'nin öbür ucundaki esnaflardan, şirketlerden ihaleler verenler veya Manisa'nın varlıklarını birilerine peşkeş çekip oradan bir partiyi finanse edenler, oralardan bazı işleri, kirli işleri siyasetin finansmanında kullananların döneminin sona ermiş olmasını büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bundan sonra kimseyi üzmeden, rencide etmeden, ailelerle uğraşmadan ama gerçek sorumlular savcılık önünde geriye dönük olarak hesaplarını verecekler. O konuyu yapmazsak zaten kendimizi inkar etmiş oluruz. Ama parti anlamında, partili anlamında, oy veren anlamında böyle kimsenin ekmeğiyle oynama, kimseyi işinden etme gibi işler olmayacak. Ama tabii yürüyen soruşturmalar var. O soruşturmalar devam edecek. Şuracıkta, şuracıkta Manisa'nın evladı Özgür Özel sanki kendi şehrinde şehit cenazesine gidemiyormuş diye bir algı yaratmaya çalışanlar oldu. Şehidimizi karşıladık. Gelmezseniz orada bir provokasyon var diye uyardılar. Dedim ki Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesine gitmedi dedirteceğime ölmeyi göze alıyorum dedim ve o cenazeye geldim. Benim kendisi de hiç söylemedi, biz de söylemedik. İnsanlar üzülmesin, korkmasın diye benim bana tahsis edilmiş koruma ekibinin başı emniyet müdürünün kolu kırıldı, omzu kırıldı, kaburgaları kırıldı. Tam iki ay boyunca görev yapamadı. Şimdi o görüntülerin içinden görüyoruz ki Büyükşehir Belediyesi personelleri var. Yunus Emre Belediyesi'nin personelleri var. Teker teker hepsi ortaya çıkacak. Biz Özgür Özel şehit cenazesine gidemez dedikleri yere gittik. Cenazeye katıldık. Şehrimizden ayrıldık. Ve ilk bayramda 800 kişiyle birlikte Hatuniye Camii'nde bayramlaştık. Manisalılar evladına sahip çıkmıştır. Kumpasçıların kurdukları her türlü tuzak ve pusu boşa düşmüştür. Manisa'da Özgür Özel'in partisi %60 oy almıştır. Ve bugün o camininle aynı yerde olan bir belediyede o kumpasın iki tarafı var. İkisini de biliyoruz. Hepsinin hesabı görülecek. Hepsi yargı önünde hesap verecek. Ve ben Manisalılara efendim Özgür Özel şehrinde şehit cenazesinde protesto edildi haberinden partimizi belli bir noktaya düşürmek isteyenlere en iyi cevabı Manisalılar verdi. Üç Manisalı'dan ikisi
Özgür Özel'in partisine, Özgür Özel'in adaylarına oy verdiler. Biz bu anlamda Manisalılara çok teşekkür ediyoruz. O rezil kumpasın bütün bileşenleri önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Çıktı biliyoruz, teker teker ortaya çıkacaklar. Kanun önünde hesap verecekler. Siyasi sorumlularıyla da bir siyasi arenada gerekli mücadeleyi veririz. Buradan kendi oturduğum ilçeden ve kendi şehrimden şunun müjdesini vermek isterim. Önümüzdeki hafta bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir hafta sonra bir israf